Şimdi az önce Murat sen karneyle ilgili Şimdi şöyle mesajlar geliyor da velilerden hemen. Yani karneler 2 Temmuz'da mı dağıtılacak diye. Hani eğitim öğretim yılı 2 Temmuz'a kadar uzadı diye anlıyorum az önce söylediğinizi. Dolayısıyla öğrenciler karnelerini 2 Temmuz cuma günümü alacak. Soru bu. Başlıkta bu zaten. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim için e, karnenin belirli bir tarihi var. Ve biz Nisan sonunda örneğin lise öğrencilerinin ya da ortaokul öğrencilerinin notlarının tamamlanmasını bekleriz. Tamam. Mayıs ayının önünde. Ondan sonra karne ile ilgili çalışmalar başlar. Biz mesela liselerde karne vermedik daha. Birinci dönemin karnesini vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, yani şunu çok net söylemem lazım. Biz önceden bir şey söylüyoruz ve bunu asla değiştirmiyoruz gibi bir durumumuz yok. Biz karne'nin tarihini de ona göre düzenleriz. Ama duruma bir bakmamız lazım. Yani e, süreci izlememiz lazım. Belki biraz önceki e, vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak. Ve biz yeniden kararlarımızı gözden geçirmek durumunda kalacağız. İyi ya da kötü yönde. İyi ya da kötü yönde geçirmek zorunda kalacağız. E, bu yüzden de şunu net olarak söyleyebilirim. Ee, ...karnenin önce veya sonra verilmesi, bir iki hafta önce veya sonra verilmesi... ...bizim açımızdan çok büyük bir problem değil. Önemli olan şu, mesela biz de üniversite sınavını kazanmış... ...fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için... ...henüz daha karnesini alamamış çocuklar var binlerce. Burada karne tabii sembolik. Yani şunu soruyorum, başlığımız şu mu... Yani, ee, okullar 2 Temmuz'a kadar açık. Evet. Tamam. Yani, Doğrudur. Başlık o. Hani karne hangi? Yani gerisi hani teknik ayrıntı. Evet. Karne kap okulu kapandığı gün verilmez mi? Yani işte bizim zamanımız, sembolik zamanımız olarak da öyleydi. <laughs> sembolik olarak öyle. Yani benim karneden kastım da o. Aldın yani kışınları. veliler şunu bilecek. Hani çünkü insanlar ne olursa olsun hani bir tatil planı da yapacaktır vesaire. Hani bu ortamda ne kadar mümkünse hani 2 Temmuz'a kadar okullar açık veya e, yani yüz yüze veya uzaktan eğitim Şimdi bir şekilde devam ediyor. Eğer eskisi gibi her öğrencinin devam koşulu şartı olsaydı bu zorluklar çok fazla yaşanırdı. Yani biz tatile gidecektik. Ya tabii oradan ha, gitmek da, istemiyoruz. Evet. Zaten seçimimize bağlı. Doğru. Aileye bağlı, duruma bağlı. Ee, biz şu tarihte yapmak istiyoruz tatilimizi Hı. ya da yapmak istemiyoruz. Bütün bunların önü açık olduğu için Doğru. bunlar düzenlenebilir şeyler. Doğru, tamam. O yani eğitim öğretim yılı 2 Temmuz'a evet. kadar devam ediyor. Evet. Tamam. Ve ara tatil de yok onun da. Evet, ve ara tatil yok. Evet. Ara tatil Tabii, o Nisan o. ayındaki bir haftalık ara tatil yok. Aslında ikinci dönem sınavlar ne zaman diye de öğrenciler merak ediyordu. Evet. O yarım kalmıştı. İsterseniz <laughs> kısacık onu da alalım sizden. Şimdi ha, reklama girmeden evet, önce evet. açıkladı. Evet. Evet. Bununla ilgili e, süreç de devam ediyor. Bizim tabii Nisan sonuna kadar e, sürecimiz olduğu için bu konuyla ilgili. Biz bugünlerde zaten onunla ilgili bir değerlendirme yapmış oluruz. Yani her zaman... E, işin kolayına kaçmak değil de mesela biz şunu yapabiliriz. Bütün sınavlar iptal, bütün dersler iptal deyip e, gençleri de bazı liseli çocuklarımızı da bu anlamda memnun edebiliriz. Ama benim görevim, yani bu pozisyonda oturan kişi olarak benim görevim geleceği planlamak ve bunun nelere yol açacağını öngörmek ve buna göre karar almak. Yoksa hani ben kolaya kaçayım, onlar da mutlu olsunlar. Do dolayısıyla hiçbir sorun çıkmasın ...denilebilir eğer böyle bir şey olsa... ...kolaycılık olsa. Şu okullar olmasa ne kolay yönetirdiniz değil mi? Şimdi öyle değil. Değişti devir. Evet. Yani Alil Paşa bunu söylerken... ...iki okul türü vardı. Bir medreseler vardı, iki yeni açılan mektepler... Avrupa'yı mektepler vardı. Diyor ki Paşa... Medreselerle ben ne güzel idare ediyorum. Şu okullar olmasa ne güzel idare ederim milli eğitimi diyor o zaman. Ama biz şu anda diyoruz ki şu okullar açılsa ne güzel idare ederiz. <laughs> yani şey değişti. O öyle miymiş o sözün şeyi? Tabii aslı o. Ee, aslı o. Halbuki hep bize şöyle anlatırlar. Hani ya şu okullar olmasa deyince Yok hani, Öyle değil. Lütfen. Medreselerde sorun Mektepler yok da Mektepler olmasa gelen ok diyor. O yeni, yeni ha. yenilik işte. Hani evet. o gelmiş yeni bir şey gelmiş. Mektepler olmasa diyor. Medreselerle iyiyiz diyor. İyiyiz diyor. Ha. Anladım. Ya yani biz ha. eski usul devam etseydik. Evet. Öyle diyor. Evet. Söylüyor. Sayın Bakan, aileleri rahatlatmak adına soruyorum. Yani çünkü sohbet ettiğimiz zaman bir nesil kayıp gibi bir iddia da var şimdi pandemiden evet. dolayı. Gerçekten böyle bir risk var mı? Merak ediyorum mesela geçen yıl veya bu yıl ilkokula yeni başlayan çocuklar okumayı yazmayı öğrendiler mi? Şimdi benim en büyük meraklarımdan birisi buydu. Ve okul okul sınıf sınıf dolaşıyorum. İlkokul birlerin okumasıyla ilgili öğretmenlerimizin başlangıçta bir inancı yoktu. Meslektaşlarım benim beraberiz. O yüzden onlar adına da rahatlıkla söylüyorum bu olmaz diyorlardı. Fakat yani uzaktan eğitim uzaktan okuma olmaz diyorlar. Biz yapamayız bunu diyorlardı. Fakat zaman geçti. Ocaktan itibaren inanılmaz bir şey oldu. Mesafe aldılar ve şimdi diyorlar ki okumayı kesinlikle hallettik. E, fakat yazmada bazı sorunlarımız var diyorlar. Benim gördüğüm şey bu ve çünkü şu, yazma biraz birebir birebir çalışmayı ve geri bildirim gerekt vermeyi gerektiren bir durum. Orada bazı sorunlarımız var. Onu da yüz yüze başladığında hallederiz. Çünkü zamanımız var daha diyorlar. Ben de deneme yapıyorum, sınıflara giriyorum. Hani kuzum okur musun diyorum. Çocuklara kitap veriyorum ve emin olun hani çok güzel okuyorlar ve bazen şunu fark ediyorum. Ee, mesela köylerde gördüm bunu. Bazı çocuklar okuyamıyor. Dedim ki bu çocuklar yani şu üç çocuk niye okuyamıyor ee, diyorum. Diyor ki bakın okul burası diyor. Evi de şu karşısı diyor. Burada diyor EBA destek merkezi var diyor. Gelip de burada biz de buradayız diyor. Hani Bu eğitime katılmıyor diyor. Çocuğun evde işi var diyor annesi. Peki diyor. evde televizyon yok mu? Televizyon var ama televizyon da izlemiyor diyor. Hmm. Oradaki... Drama temelli, oyun temelli şarkılarla, danslarla okuma öğretiyoruz. Yani çok enteresan bir içerik var ve biliyorsunuz e, İngiltere 2 ay önce başlayabildi bu televizyonla eğitime BBC veriyor. Daha yeni. 2 ay, ay, ay önce, günde 3 saat veriyorlar. Ve emin olun bizim içerikler çok nitelikli. Dikkat ederseniz son bir sene içerisinde sadece bir olay oldu ama onun dışında e, EBA'nın içerikleriyle ilgili tek bir tartışma olmadı bir tek tartışma olmadı çünkü gerçekten çok nitelikli çalışıyoruz ve tiyatrocular, dramacılar, TRT sanatçıları, TRT spikerleri e, ve birçok uzman kişi e, bizim öğretmenlerimize eğitim veriyorlar ve artık şey oldular hani sahnenin gerçekten uzman oldular. Bu arada ben bizde hürriyet olarak bir EBA eki veriyoruz yani fırsatı e, olmayan, ulaşamayan öğrenciler için. 22 bin noktaya ulaşıyoruz. Evet. Yani o, o ek de bir e, ücretsiz. ücretsiz ücretsiz eğitime katkı sağlamak adına bizim verdiğimiz ek. Ondan da öğrenciler çok faydalanıyorlar. Öğretmenlerimiz hazırlıyorlar. Hazırlayan öğretmenlere de buradan binlerce teşekkür edelim. Bu efendim yönetici atamalarında mevzuatta bir değişiklik mi yaptınız? Öyle sorular geliyor. Evet. Hani özellikle okullar arası bir eşitsizlik bağlamında yöneticilerin çok önemli rolü var malum. Yani artık öğretmenler okulda yönetici olmayı eskisi kadar cazip görmüyor mu? Öyle şikayetler geliyor. Yani ne değişti orada? Şimdi şöyle bir şey oldu. Biz yöneticiliğin bir birikime dayalı olmasını getirdik. Yani eğer yüksek lisansı, doktorası varsa, sertifikalar almışsa, çeşitli projelerde, uluslararası projelerde çalışmışsa, kitap yazmışsa dergide makalesi varsa vesaire vesaire. Bütün bu konularla ilgili puanlama sistemi geldi. Ve bunların buradaki puanlar işte ek bir dediğimiz bir puan cetveli var. Buradaki puanı yüksek olandan başlayarak atama geldi. E, ve bunun e, daha fazla liyakat esaslı olması ve biliyorsunuz müdürlük sınavlarını artık ÖSYM yapıyor. Ve e, oradaki e, müdür adaylarımızın da e, uzun bir eğitimi var, hizmetçi eğitimi var. Yani yetişmeleri için işte örgüt kültürüyle ilgili, okul içi e, yaşamla ilgili, okul çevre ilişkisiyle ilgili bir içeriğin olduğu e, birkaç ay süren yüz yüze ve uzaktan birkaç ay süren e, bir eğitim alıyorlar. Bütün bu eğitimleri alarak da puan biriktiriyorlar. Sadece şöyle bir tartışma oldu o konuyla ilgili. Dediler ki siz bu eğitimlerin tamamını milli eğitim olarak veremezseniz, üniversiteleri dışarıda bırakmışsınız. Biz elbette öğretmen eğitiminde de, yönetici eğitiminde de bizim öyle bir ekibimiz yok zaten. Biz üniversitelerle yapacağız bu işi. Ve diyelim ki biz öğretmen ataması yaptık. Öğretmenlerin Hizmet içi eğitimleri olacak, öğretmenlerin başka çalışmaları olacak. Bunları tamamen üniversitelerle yapacağız. Görev süreleri 4 yıl mı? Evet, iki, 4 artı 4 şeklinde. Yani, yani 4, 4, 4 yıl 4 bitiyor sonra 4 yıl daha aynı okulda kalabiliyor. Ha, kalabiliyor. Ondan sonrasında artık yeni bir durum ortaya Anladım. çıkıyor. Şimdi